Güzellik sektöründe Kayseri'de isim yapan kuaför Kürşat'a konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Kayseri'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda kuaför Kürşat'tayız. Yanımda işletme sahibi Kürşat Bey var. Merhabalar Kürşat Bey. Merhabalar. Kürşat Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 40 yaşındayım. 11 yaşından beri kuaförlük sektörünün içindeyim. 11 yaşlarında Hatay, Antakya ilinde başladım bu mesleğe. O zamandan bu yana devam ediyoruz. Bu sektörün sizi cezbeden yönü neydi? Neden bu sektör? Çok küçük yaşta başladım aslında. 11 yaşındaydım. Bir yaz tatilinde ailemin beni kuaför yanına koymasıyla başladım ama o yaşlarda şunu düşündüm. Yaratıcılık vardı. Değişim, bakım. Bunların hepsi beni çok cezbetti ve ben kuaför olmaya karar verdim. Çünkü bir yaratıcılık vardı. Yani bir heykeltıraş gibi bir sanat vardı. İnsanları tekrardan değiştirmek, onları farklı bir hale getirmek beni cezbetti. O şekilde karar verdim kuaför olmaya. Kuaför Kürşat ne zamandan beri hizmet hayatında? Kuaför Kürşat 2000 yılında hizmete geçti. 2000 yılında ilk salonumuzu açtık. 2011 gibi de ikinci salonumuzu açtık. Kayseri'nin Talas şubesini açtık, Talas bölgesine. O yıllardan bu yana hedefimiz daha profesyonel, daha kaliteli bir şekilde daha ileriye gitmek, daha güzel, daha kaliteli hizmet sunmak. Peki burada neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Burada saç bakımı, işte kesimdir, saçla alakalı balyajdır, rofledir, gelin başıdır. Her türlü işlemi yapıyoruz. Onun dışında arkadaşlarımız el ve ayak bakımı, işte ağdadır, vücut bakımıdır, manikür, pedikür olsun, kaş kontur, işte kalıcı makyaj. Bunları olabildiğince kaliteli bir şekilde hizmete sunmaya çalışıyoruz. Uyguluyorsunuz. Kürşat Bey, 2017'nin trend saç kesimleri, renkleri, modelleri, makyajları nelerdir? Biraz bize bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki 2017 yılı, şu anda 2016'yı takip etmek durumundayız. 2017'nin yaza doğru genellikle benim tahminimce, yani şu anda tam moda netleşmedi. 2016'dan gelen bir rüzgar var ama genellikle kahve tonlar renk olaraktan daha düz kesimler, daha simetrik kesimler bu sene herhalde ön planda olacak diye düşünüyorum. Daha çok takip ettiğimize göre işte daha soft, daha yumuşak, daha natürel, transparan makyajlar. İnsanlar biraz daha doğallığa yöneldi sonuçta. Daha doğal saç modelleri tercih ediyorlar. Gelin başlarımızda daha böyle salaş saç modelleri ön planda. Daha doğal makyajlar. 2017'nin rüzgarına biz de kendimizi, ismimizi katıp biz de kendi modamızı yaratıp daha değişik şeyler çıkartacağız inşallah.